Sayın Divan, çok kıymetli federasyonumuzun kurucu başkanı, çok değerli iş adamımız, çok kıymetli dernek başkanlarımız, gençlik kolu başkanımız, kadın kolu başkanımız ve çok değerli hemşehrilerim, kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Diyor ya, bir of çeksem Salih abi karşıki dağlar yıkılır. Ama biz tabii ki of çekmiyoruz. Mücadelemizi hiçbir zaman için bırakmayacağız. Tabii kıymetli arkadaşlar, bugüne kadar hep beraber yaklaşık 3,5 yıldan beri bu yollarda birlikte yürüdük. Birlikte mücadele ettik ve gayretlerimizin sonucunda biraz önce silah gösterisini hep beraber izledik. Yapmış olduğumuz eserler birileri rahatsız edecektir. Ve bizim için önemli olan durum şudur ki tüm milletimizle beraber el ele birlikte yol arkadaşlarımız hiçbir zaman için omuz omuza yürümekten kaçınmadan bu yollarda şartlar ne olursa olsun Sinoplu'nun gücünü Sinop Dernekleri Federasyonu çatısı altında hep beraber toplayacağız. Eserleri bırakacağız ve eserlerin sonucunda rahatsız olanlar olsun. Bizim amacımız bu milletimize, kardeşlerimize ve gelecek nesillere eser bırakmak için sizlerden emaneti aldık. Bu emanete sahip çıkmak için de sonuna kadar bu yollarda nefesimizin son dakikasına kadar İrfan abi mücadele edeceğiz. Bu kardeşiniz hiçbir zaman için yılmaz, yorulmaz. Allah yeter ki sağlığımızdan eksik etmez. Ve yeter ki birlik dediğimizden Rabbim bizi ayırmaz. Bizim için önemli olan durum şu. Kardeşlerimizi, genç kardeşlerimizi, hanım kardeşlerimizi ve dernek başkanlarımızın birbirimize inanmasıdır. Güvenmesidir, samimiyetidir. Benim için bunların gerisinde hiçbir güç bizi yıkamaz. Ve bundan dolayı bu gayretler sonucunda yapmış olduğumuz eserlerle beraber bunlar teminat olacaktır. Bu yollarda hep beraber tekrar aynı duygu ve düşüncelerle omuz omuza yürüyeceğiz. Gelecek nesillerimizi de teminatlarımızın sonucunda yapacağımız eserlerle beraber tekrar o mücadelemizi, gayretlerimizi yaparak eserler bırakmaya devam edeceğiz. Bunun için diyorum ki arkadaşlar, bugüne kadar sizlerden hiçbir şey istemedim. Federasyonumuzun yerini aldık. Tüm yönetici arkadaşlarımız sizlerle beraber iş adamı hemşehrilerimizle birlikte sadece dedim ki herkes koltuğuna sahip çıksın diye 1000 TL para talebinde bulundu. Ve bulunuldu. Bu meclisin kararıyla oynama sonucunda okey verildi. Ama bu 1000 TL sadece sizin koltuklarınıza sahip çıkmanız için emek ettiğinizden dolayı bundan dolayı talep etmiştik. Dolayısıyla onun haricinde başka bugüne kadar bir talebimiz olmadı. Kaldı ki bundan beraber her derneğimizin üyeleriniz var. Üyeleriniz eğer aidatları vermezse o derneğimizin ayakta kalması mümkün değildir. Bu kurumun şahsım için söylemiyorum. Açık ve net söylüyorum. Bizim için yol arkadaşlarımızla sizlerle beraber vereceğimiz 600 TL aidat yapacağımız eserlerin sadece boyasını yapıyor belki. Belki de laminatını yapacaktır. Ama mesele şudur. Bu kurum ayakta kalması için, bu kurumun dinamikliği sağlanması için aidatlarımızı verebilirseniz mutlu oluruz. Sonuçta yarım elma gönül almadır. Netice itibariyle bundan beraber de bir elektriğe veya suyunu eğer sizin vermiş olduğunuz aidatlar neticesinde bunları ödeyebiliyorsak neticede onun için de ayrı bir dua edeceğiz. Bugün yapmış olduğumuz eserler federasyonumuzun şu an genel merkezi aşağı yukarı herhalde inşaatçı abilerimiz ve emlakçı abilerimiz aradı. Ve şu anda belki 3-4 milyon civarında değeri var değil mi arkadaşlar? Ve kaldı ki şu an kira vermiş olsaydık en az 10-15 bin TL'ye kira verirdik. Bunu bu aidatlarla vermek mümkün müydü arkadaşlar?
Bu federasyon bu aidatlarla yürür müydü sizce? Ama diyorum ki arkadaşlar, bakınız, bu paraya şahsım için talebim yok. Burada yani tüzükten bahsediyoruz. Burada yasadan bahsediyoruz. Burada arkadaşlar, yasa, tüzük, hepimiz zaten yasalara göre yaşıyoruz. Anayasaya göre yönetiliyoruz. Ama bizim asıl olan durumumuz, vicdanen elimizi bir koyacağız şöyle kalbimizin üzerine. Bu kurum ne işler yapıyor? 18 yıldan beri hangi işlere hizmet etti? Hangi projelere imza attı? Orasına bakacağız. Oraya baktığımız takdirde o zaman herhalde zaten ne anayasaya ihtiyaç kalır, ne tüzüğümüze ihtiyaç kalır. Sadece birlik ve beraberliğin sonucunda yapacağımız eserler ve projelere ihtiyaç kalır. Bunun için bugünden itibaren de bugüne kadar vermiş olduğunuz emek ve desteklerinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun. Kaldı ki değerli arkadaşlar, şimdi diyoruz ki eğer Hasan Balkıran bugüne kadar hiçbir talep olmadı ama ne istiyor diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakınız, bugün 23 Ekim tarihinde 2021 23 Ekim'de anaokulumuzun temelini attık arkadaşlar. Ve o gün o temeli attığımızda pek çok arkadaşımız bizle beraber yanında bulundunuz ve güç verdiniz, dua ettiniz, buralara kadar okulumuzu getirdik. Ve o gün hesap yaptığımızda 2,5 milyon civarında bir projemizin bitimiyle ilgili böyle bir hesaplama yapmıştık. Ama enflasyonun ve ekonominin tabii ki makas aralıklığından dolayı şu an herhalde 5 milyon civarını bulduk. Hesapta artık yapmıyoruz çünkü tutamıyoruz zaten. Bunun için arkadaşlar bakınız, artık okulu yapıyoruz demiyoruz. Artık okulu hep beraber açılışını gerçekleştireceğiz diyoruz. Ne zaman? 15 Ekim'de arkadaşlar. Ve şu anda 15 Ekim'de açacağımız anaokulumuz için dedim ki her derneğimize bir tane otobüs tahsis edeceğiz. Bunun için bu otobüsler ücretli değil. Yani Sünova sizleri getirip götürecek ve aynı zamanda arkadaşlar annemizin, babamızın hayatta varsa Allah aşkına olsun bizim hayatta olanlara Rabbim uzun ömürler versin. Ebedi hayatta olanlara da Rabbim mekanlarını cennet etsin. Ananızın, babanızın veya gelecek hemşehrilerimizin mezarlığını ziyaret etsinler, dua etsinler. Hayattalarsa elini öpersiniz, onların duasını alırsınız. Ama onunla beraber şu an Sinop Dernekleri Federasyonumuzun yapmış olduğu anaokulumuzun açılışında hep beraber bulunduğunuz takdirde o duyguları hep birlikte paylaşmış oluruz. Bunun için diyorum ki her derneğimiz, kıymetli arkadaşlarımız en az bir tane otobüs kaldırması İrfan abi hak olur, öyle değil mi? Ahmet abi. Evet. İnşallah başkanım. Evet arkadaşlar, ama ben şunu istiyorum. Yani alkış alırsak demek ki her dernek bir otobüs kaldıracak. Evet. Allah razı olsun. Kaldıracağız başkanım inşallah. İnşallah. Çünkü bakın arkadaşlar, anaokulumuzun açılışı tüm milletimiz için ve Ayancık'ta yaşayan hemşehrilerimiz ve Sinop'ta yaşayan milletimiz için hayırlı olacaktır. Ama kaldı ki eğer biz Ayancık'ta en az 10 bin kişiyle çıkarma yaparsak bu işin karşısında her yere mesaj göndereceğiz. Mesajımız şu olacak: İhanet yapmayacağız. Haksızlık yapmayacağız. Kimseye malını gasp etmiyoruz. Şu olacak: Sinop Dernekleri Federasyonu'nun gücünü, birliğin ve beraberliğin sonucunda bu kurumun arkasında ne kadar bir güçlü bir dernek başkanları ve üyeler ve tüm hemşehrilerimizin olduğunu göstermiş olacağız. Bununla beraber başka bir durumda şu olacak: 2023 tarihi genel seçimlerin olduğu bir yıl arkadaşlar. Bakınız, biz kapı kapı Ekrem abi, siyasetçi abimiz ve pek çok işte Yakup abi, İsmet abi kapı kapı parti gezmeyeceğiz. Bu kurumun gövde gösterisiyle
ve birlik ve beraberliğin neticesinde diyoruz ki bu kurumun içerisinden milletvekilini çıkartacağız diyoruz. Milletvekillerini çıkartacağız diyoruz. 2024 yılında 2024 yılında yerel seçimlerin olduğu bir yıl olacak. Dolayısıyla İstanbul'da en az 2 tane belediye başkanı alacağız diyoruz. Bunun karşılığı şu olacak arkadaşlar. Ben sizler için canımı dahi bu yollarda vermeye hazırım. Bak bu kadar söyleyeyim. Yeter ki şu genç kardeşlerimizin, evlatlarımızın geleceğinin refahını sağlayalım hep beraber. Yeter ki bu milletimizin bekasını, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini sağlayalım. Bunun için gece gündüz sokaklardayız. Her akşam yattığımda yatağa başımı yastığa koyduğumda ya 2 oluyor ya 3 oluyor. Sabah tekrar saat 8'de Kerim abi yine yola çıkıyoruz. Hiçbir şekilde rahatsız değilim. Söz verdik çünkü sizlere. Söz verdiğimiz için sözümüzü yerine getirmek adına elimizden ne geliyorsa tüm yönetici arkadaşlarımızla beraber bu bayrağı sonuna kadar dalgalandıracağız. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kaldı ki bununla beraber tabii sosyal medyalardan görüyorsunuz bazı kendini gazeteci olarak gören hemşehrilerimiz aslında çok affedersin ama kemik peşinde koşanlar maalesef kemik peşinde koşan gazeteciyiz diye kendini o şekilde nitelendiren bu kuruma zarar veren bu türlü sinop sadece kimliğini taşıyan hemşehrilerimiz var. Ama bunlar ne yaparsa yapsınlar. Bunlar 2019 tarihinde de aynı şeyleri yaptılar. O zaman da yıkılmadık. Bugün de yıkılmayacağız. Şartlar ne olursa olsun Yeni Kapı'da 24 ile 27 Kasım tarihleri arasında 2019'da olduğu gibi bir çıkartma yapacağız. Bunun için en son bunun için diyorlar ki ya Hasan Dalıhran yalan söylüyor. Hiç önemsemiyorum. Adam yerine de koymuyorum Recep abi. Açık söylüyorum. Sadece sizleri bilgilendirmek için söylüyorum. Şurada yazıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı diyor ki dağıtım yerlerinden bahsediyor. Ve 24-27 Kasım 2022 tarihinde Yerin Tahsisi Sinop Dernekleri Federasyonumuza tahsisinin yapıldığının sözleşmesidir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bunun için bu konuda bu milletimizin hakkını ne siyasetçi ne bürokrasi hiç kimseye yedirtmeyiz. Hiç kimse bu işin karşısında duramaz. Hiçbir belediye başkanı, hiçbir milletvekili bu programa gelmeden duramaz. Açık ve net söylüyorum. 2023 seçimleri herkes şöyle bir baksın, ekrana alsın, baza alsın. CHP'si, AK Partisi, MHP'si veya farklı partiler. Biz çünkü siyasetin üstünde Sinop Dernekleri ve Sinop Partisi'yiz. Bunun için gelmeyen belediye başkanımız, katılmayan belediye başkanımız kendi düşünsün. Biz siyaset yapmıyoruz. Niye? Dikmenler şu anda bak arkadaşlarımız oturuyorlar. Tenzih ediyorum. Yani öyle bir durum olduğu için söylemiyorum, misal veriyorum. Dikmen belediye başkanı arkadaşımızın gelmediğini düşün. Kaç tane Dikmen derneğimiz var abi İstanbul'da? 21 tane. Şimdi bu 21 tane Dikmen dernek başkanımız ne diyecek belediye başkanımıza? Ya kardeş, başka bir derneğimizin bir programı olduğu zaman koşa koşa geliyorsun. Yani biz de sana ev sahipliği yapıyoruz. Söz veriyoruz, yerini buluyoruz, beraber eşlik ediyoruz ve ondan dolayı sen ne oldu da Sinop Dernekleri Federasyonu'nun yapmış olduğu etkinliğe katılmayacaksın diye veya Ayancık Belediye Başkanımıza, Ayancıklı Dernek Başkanlarımız, Ayancıklı hemşehrilerimiz sormayacaklar mı? Sen bu programa niye katılmıyorsun diye. Bakınız, siz dik durun, biz dik duralım,
kardeşçe omuz omuza bu yollarda yürüyelim. Allah'tan başka bizi milletimizin hakkını ve hakkını gasp edecek hiç kimse olmayacağının örneğini hep beraber gösterdik ve göstereceğiz arkadaşlar. Bunun için inşallah Yeni Kapı'da da hep beraber tarih yazacağız ve orada yapmış olduğumuz etkinliğin sonucunda inşallah Sinoplu'nun bayrağını iller bazında ön plana çıkartarak inşallah hep birlikte orada tarihimizi, miladımızı oluşturacağız. Kaldı ki arkadaşlar, şimdi Ayancık'ta okulu açtık, saat 14'te açılışımız var. Açılışımızı yaptıktan sonra Sinop'ta kıymetli arkadaşlarımız, biraz önce gastronomi dernek başkanımız anlattı. Üniversiteyle beraber yöresel lezzetler festivali organizasyonumuz var. Bununla ilgili akşam Sinop'ta yöresel lezzetler festival konseri yapıyoruz arkadaşlar. Hem buradaki giden birlikte yürüdüğümüz ve o gün eşlik eden hemşehrilerimizle aynı zamanda Sinop'ta yaşayan da hemşehrilerimizle beraber bir araya gelerek Sinop'ta inşallah entegrasyon sağlayarak hem eğlencemizi yaparız hem de orada milletimizle beraber kardeşçe omuz omuza mutlu bir şekilde gerisin geriye döneriz. Bunun için arkadaşlar bu doğrultuda dediğim gibi beni yalnız bırakmayın. Yönetici arkadaşlarımızı bizi yalnız bırakmayın. Ben sizler için, milletimiz için gecemizi, gündüzümüzü bu yollarda her şekilde mücadelemizi vermeye hazırız. Bakınız arkadaşlarımız, yaptığımız şu eserle beraber yaklaşık 10 milyon üzerinde bu kurum bir eser bıraktı milletimize bak. 10 milyon üzerinde bir eser bıraktı. Demek ki samimiyet olduktan sonra Ekrem abi her şey oluyormuş değil mi? Kardeşlik olduktan sonra, dostluk olduktan sonra hepsini yapıyormuşuz. Kaldı ki bununla beraber arkadaşlar bu eserimizi bitirdikten sonra Devrim abi nasip olursa aramızda çok kıymetli, değerli, Sinoplu olarak gerçekten abimi desek, amcamı desek, yani manevi babamı desek, can mı desek, bugüne kadar bizle beraber 74-75 yaşına geldi ve yalnız bırakmıyor bizi. Ve Yaşar Aksoy abimiz her zaman her zaman her yerde ve görürsünüz yani bazı programlarda dahil olmak üzere bu yaşta bizi yalnız bırakmıyor. Eğer size inanmasa, bize güvenmese bu yaşta bu işlerle uğraşmaz arkadaşlar. Bak, uğraşmaz. Ve zaman çok önemlidir. Hepimiz için söylüyorum. En önemli şey hayatta zamandır. Hiç kimse bu yollarda vaktini, zamanını harcamaz. Ama bakın arkadaşlar, açıklamasını önce yaptık. 2023 yılı hem Sinoplular İstanbul'da hem yöneten olacak hem de İstanbulluların 2023'te kültür merkezi ve İstanbul'da yurdu olacak hemşehrilerim. Bunun için ben sizlerden istirham ediyorum. Duanızı eksik etmeyin. Kardeşliğinizi eksik etmeyin. Ve biz birlikte yurtta yapacağız. Kültür merkezde yapacağız. Bundan sonraki inşallah 2023'te temeli attıktan sonra bu toplantıları da Allah bize kendi kültür merkezimizde yapmayı nasip ettiği günleri hep beraber yaşayacağız. Bunun için sadece isteğimiz Tarık, kardeşçe tek grup olmasını bilmek lazım. Bunu da biliyoruz hamdolsun. Bundan dolayı değerli arkadaşlarım, sizlerden son defa talebimi tekrar söylüyorum. Ben 90 tane, 100 tane derneğimden bir tane otobüs talebinde bulunuyorum. Bu kadar da bu kardeşinizin hakkı olduğunu düşünüyorum. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Sadece güçlü bir Sinop Dernekleri Federasyonu'nun çatısı altında kaynaşarak, güçlüğümüzü ortaya koyarak insan kaynağını istiyoruz. Bunun için arkadaşlar burada bir liste hazırladık ve bu listede her derneğimizin ismi
ve aynı zamanda programa katılacak arkadaş üyelerimizin, hemşehrilerimizin adı, soyadı, TC'si, telefon numarası bunlar yazıyor. Buradan giderken her derneğimiz arkadaşlar iki tane bu listeden alsınlar. Biri sizde kalacak. O gün otobüste üyelerinizi veya hemşehrilerimizi takip etmenin arasından. İkincisi de bizler programdan önce yani 14 Ekim'de federasyonun önünde buluşacağız. Gitmeden iki gün öncesinde bu formları arkadaşlar bölge başkanlarımızın ve bölge sorumlularımızın eşliğinde bu formları toplayacağız. Hangi derneğimiz kaç kişiyle gelmiş, hangi derneğimiz Sinop'ta yapmış olduğumuz esere sahip çıkmış, hangi derneğimiz orada birliğin, beraberliğin sonucunda tüm milletimize sahip çıktığını, bundan dolayı bu listelerle beraber ben de bu kadar hakkım olduğunu düşünüyorum üzerinizde. Bu şekilde takip edeceğim. Hem de yapılan organizasyonda kaç kişiyle oraya yola çıktığımızı ortaya çıkartmış olacağız. Kıymetli arkadaşlarım, tabii saat geç oluyor. Sözlerimizi bitirirken çok kıymetli Sinop'umuzun basını başta vitrin haber olmak üzere ve Cengiz Demirel ve Erfelek'te Güncel Haber ve tüm ilçelerimizdeki basınlara da özellikle ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun. Yolumuz, birliğimiz, aynı yolda yürümeyi Rabbim hepimize nasip etsin diyorum. Tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sayın Divanımız, sizlere de emeklerinizden dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, kıymetli arkadaşlar. Bina Başkanı Hasan Dalkan Bey'in konuşması. Allah nasip ederse 15 Ekim'de